Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Piyasalar petrol şokuyla sert kayıp veriyor. Altın ise yükselişini hızlandırıyor. Kötü başlayan 2020 piyasalara nefes aldırmıyor. Son yılların en kötü gününü yaşayan piyasalarda yaşanan bu sert düşüşün tarihi geçeceğine hiç şüphe yok. Piyasalarda yaşanan sert satışları neden sonuç olarak değerlendirelim? 2019'da Fed'in faiz indirimine gitmesiyle yılın ikinci yarısında küresel piyasalarda yükseliş başladı ve hatta bu yükseliş oldukça hızlandı. Bununla beraber ticaret savaşlarının olan endişe sürdüğü için altını yükselten gerekçeler de artmış oldu. Öte yandan petrol ise ticaret savaşlarının talep azlığı yaratması nedeniyle gelişmelere göre 60-65 dolar aralığında denge kurmaya çalıştı. 2020'ye girdiğimizde ilk hafta Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlik altın ve petrolün yükselmesine Amerikan dolar endeksinin ise gerilemesine neden oldu. İlk tepkinin ardından fiyatlardaki volatilite azaldı ancak çok zaman geçmeden koronavirüs etkisi başladı. Virüsün yayılmaya devam etmesi, aşının bulunamamış olması, can kaybı ve vaka sayısının giderek artması bu kaygılar sürerken göstergelerin de son zamanların en düşük seviyesine inmesi piyasalarda durumun tahmin ötesi yüksek olduğu algısını netleştirdi. Bu da güvenli varlık talebini artırdı. Hatta Fed'in erkenden faiz indirimine gitmesi bile piyasalardaki risk iştahını artırmaya yetmedi. Çünkü panik daha fazlaydı. Dünyanın en büyük üretim merkezi ve buna bağlı da petrol ithalatçısı olan Çin'de Hayatın durmasıyla günlük petrol kullanımı da çok düştü. Ardından Avrupa, Avustralya gibi Ticaret ortaklarının da ihracattaki düşüş petrol üretimini giderek azalttı. Dolayısıyla virüs ve göstergelerle ilgili her olumsuz haber petrol fiyatlarında baskı neden oldu Ve geçen hafta içinde fiyatlar 50 dolar seviyesi altına gerilerek ayı piyasasına girdi. Bu süreç petrol ihracatı yapan ülkeler ise ara ara gerekse fiyatları dengelemek için arz kesintisine artırırız açıklamaları yapsalar da üyeler ortak bir karar alamadı. Suudi Arabistan Şubat ayı içinde üretici ülkeleri arz kesintisine ikna etti. Ancak pastada en büyük pazar payına sahip olan Rusya ise ikna edemedi. Rusya, Suudi Arabistan'ın arz kesintisi talebine ikna olmak bir yana kendi üretiminde artışa gidebileceğini söyledi. Ve Suudi Arabistan, Rusya arasındaki anlaşmazlık artık son noktaya geldi. Cuma günü iki ülke görüşmesinden karar çıkmaması ile %5 gerileyen petrol fiyatları hafta sonu Suudi Arabistan'ın Nisan'da bitecek olan OPEC kararının ardından günlük üretimini artıracağını ve fiyatları düşüreceğini açıklaması ile çok sert düşüş yaşadı. Bu gelişmenin ardından petrol fiyatları %31 değer kaybetti ve günlük bazda sert düşüş son yılların en büyük kaybı olurken petrol devi olan Aramco piyasa fiyatı altına geriledi ve tüm borsalarda da sert satışlar yaşanıyor. Asya ve Avrupa haftaya düşüşle başlarken Amerika Birleşik Devletleri'nde de tahviller rekor seviyelere indi. Koronavirüsün etkisi daha da devam edecek ve küresel büyüme yılın ilk yarısını beklentilerin çok altında geçirecek. Bunun yanında virüs aşısı ne kadar geç bulunur ve bu süreç ne kadar uzarsa küresel maliyetler de o kadar artacak. Dolayısıyla her haber fiyatlamaya dahil olacaktır. Fed 18 Mart'ta yeniden faiz indirecek ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere diğer merkez bankaları da destek adımlar atacak. Para politikası yeterli olmayacağı için mali taraftan da teşvikler gelmeye başlayacak. Zor olsa da arz kesintisinde anlaşmaya varılır beklentisi Suudi Arabistan'ın hamlesinin ardından artık hiç olası görülmüyor. Üretici ülkeler kılıçlarını çekmeye başlıyor ve aralarındaki bu savaş fiyatlardaki baskının da devam etmesine neden olabilir. Toparlarsak virüsle başlayan fiyat düşüşü üreticilerin anlaşmazlığı ile artarak devam ediyor. Virüs etkisinin azalması ve aşı bulunması durumunda elbette fiyatlar desteklenecektir. Ancak artık bu durum kendi başına yeterli olmayacak işin bir de üreticiler kısmı var artık. Şubat 2016'da görülen dip seviye 27 dolar idi ve şimdilik en yakın destek bölgesi burası. Ancak siyasi gelişmeler ve alınacak kararlar fiyatlardaki oynaklığı da artıracağı için destek direnç seviyeleri çok işe yaramayacaktır. Yine bir risk artırıcı gelişme. Bugün 1700 dolar seviyesini test etti ve ardından 1660 dolar üzerine 1730'a en yakın direnç olurken gram altın ise 339 TL ile tarihi rekorunu tazelemiş oldu. Fiyatlarda artık 340 üzeri seviyeler yeni rekor olarak izlenebilir. Ons altında 1660 dolar üzeri, 1730 ve kısa vadede 1580 üzeri kuvvetli alım bölgesi. Gram altında ise kısa vadede 318 TL alım bölgesi ve 323-328 bandının korunmasıyla da rekor seviyeler test edilmeye devam ediyor. Dolar TL kurunun 6.09-6.10 aralığını koruması durumunda Gram altında yeni seviyeler görülmeye devam edebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.